Yavuz Selim dedi, ayağa kalktı millet. Değil mi? Yavuz Sultan Selim, yani vatan haini ilan edecek az daha. Yani. Köprüden ismini silene kadar adam diyor, siyaseti bırakmayacak. Ya yani kadar, böyle zalim, aynı, atalarımıza evet. Hakaret, ecdadımıza evet. Hakaret. Bela gelecek ya bunların yüzünden. Hadis-i şerif buyuruyor, اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِي خَمْسِ عَشْرَ خِسَالٍ Ümmetim 15 hasleti işlediği zaman belasını beklesin diyor. Bu 15'in yahu ikisi de eksik olsun arkadaş. 15'i de var şu an. 15'i de var. 15'i de var. Bir kitabımda, hangi kitabımda bilmiyorum. Herhalde Fıtrat-ı Tahir Risalesi'nde o hadiste var. Bir tanesini söyleyeyim. İze alâne âhirû azülümmet evvelehâ. Sonra gelenler, önce geçmiş atalarına, ecdadına, ümmetin önce geçenlerine lanet ve beddua ve hakaret yaptıkları zaman felyertekibû inde zâlike rîhen hamra. Kırmızı rüzgarı beklesinler. Çok fırtınalı yerler ve hasfen batmalar ve meskan maymuna domuza dönüşmeler ve zelzeleten zelzeleler tetabeu ve ayatin öyle belalar peş peşe tetabeu gelecek ki misle nizam-ı zakurtan silku. İpi kopmuş tespit taneleri gibi bela başlarından kalkmayacak buyuruyor. Evet. E sen nasıl Yavuz Selim'e bu vatanı bize armağan ediyorsun? Adam 8 sene mübarek saltanatta kalmış. 8 senede vatan topraklarını 3 katı artırmış. 3 katı. Şu anda Yavuz Selim Hazretleri'nin mübareğin fethettiği yerleri arabayla gezemeyiz. Evet. Arabayla gezemeyiz. Ömrümüz yetmez. Değil mi? Neyle fethetti? Evet. Allah'ın maneviyatıyla, gücüyle. Yavuz Selim gibi insan evet, var ya. Evet. Padişahlar arasında müstesna bir yeri var. Değil o olmasa bugün bu vatan hepsi Allah'ın muhafaza ehli sünnet dışına çıkmıştı. Evet. Ehli sünnet kalmazdı bu topraklarda. Ona medyunuz, ona borçluyuz. Hı-hı. İtikadımızı ona borçluyuz. Evet. Mübarek. Ne yapmış? Milleti kesmiş. Neyi kesmiş? Biz şimdi PKK'yı öldürmüyor muyuz? Devlet diyor ki bilmem 500 tane öldürdüm. 900 tane yere serdim. Anlat. Her gün haberlerde var. Evet. Eşkıyalık yapıyor. Evet. Devlete karşı gelirsen devlet sana Şii misin, Sünni misin, Ermeni misin demez. Evet. İslam herkese yaşam hakkı ve özgürlük verir. Hı hı. Havrası da açık olur, kilisesi de açıktı Osmanlı'da. Hı hı. Sorun yok ki. Ama sen ne zaman çete kurup da gelip millete zarar verirsen, sen kalkıp da Ermeni'yi bile öldürsen, hı hı, devlet seninle savaşır. Çünkü neden? Benim vatandaşım bu, evet, Ermeni. Ya şimdi devlet Hrant Dink'i öldürenlerle uğraşmıyor mu? Evet. Hı hı. He? Evet. Uğraşması lazım değil mi? Kesinlikle. Lazım o adam. Kamu otoritesini vatandaştı sağlıyor. Vatandaştı Hrant Dink. Evet, evet. Ermeni olabilir. Vatandaştı. Bu adam öldürüldü. Evet. Şimdi bunu devlet araştırması lazım değil mi? Bu adamı öldüren, yani şu anda cezasını çekmesi icap etmiyor mu? İşte arkada kim var? Şimdi o araştırılıyor tabii. Tetikçiler, hı-hı, çıkıyor ama. Tabii. Dolayısıyla burada Şii'miş, Nusayri'miş sorunu yok. Evet. Eşkıyalık sorunu var. Evet. Devlete bağilik ve adilik yaparsan bu kadar net. Devlet deseniz Yavuz Selim de olsa keser. Evet. Recep Tayyip Erdoğan olsa da vur emrini verir. Evet. Bu başka kadar çaresi yok. Yapmadığı, tabii, zaman vatan haini olur ya. Tabii. İç savaş mı çıksın bu memlekette? Evet. Şu anda onun için bu ordunun da yaptığı cihattır. Hı hı. PKK ile PYD ile olan da en büyük cihattır. Hı hı. Burada esas Kürt Müslüman kardeşlerimizin kurtarılması vardır. Hı hı. Adamların canı çıktı 30-40 senedir. Evet. Bunları teslim ettik bunlara. Şu anda yine bu orduya iş düştü. Evet. Bu ordu yine peygamber olacaktı. Ne yapacak Allah'a? Evet, yapıyor. Inşallah. Yeter ki Allah, evet, şu kriptoları ihraç eylesin.